Almanya'da mutlu olmak istiyorsan çalışman lazım. Çalışmanın Almanya'da mutlu olmanın birkaç sırrı şunlar olabilir. Almanya'da mutlu olmanın sırları. Çok basit. Kapıya bir tane Mercedes S-Class'e çekiyorsun. Almanya'da mutlu olmanın sırları bir kere çalışmak. Almanya'da çalışırsan, yani düzenli çalışırsan ve maaşın da... Duyduğum kadarıyla parayı veren gidiyormuş. Bileti nereden kestirmiş? Sürekli Almanya'ya gelmek isteyen bir topluluk var, bir grup var. Rahat yaşamam için almam gereken minimum net maaş nedir? Almanya'nın her şehrinin kendine göre bir epistemolojik yapısı var. Trip Show başlıyor. Mesela bu Eser Yenenler'in linç eti var ya, hı. Arkada bir ekip var. Ben aklıma gelmedi ya. Popeyes'ta dedi ki gelin gelin dedi, siz de yiyin dedi. 15 kişi geldi lan dedim. Ne yapıyorsunuz 15? Kamerayı tutan başka, görüntü yönetmeni, ışığı ayarlayan başka, olursa, sesi ayarlayan başka. İzleyenler olursa daha farklı olur. Mesela diyor ki şimdi yap, başla, konuş, hı. İşte alkışla, şunu söyle, bunu söyle. Hani, ama o ileride olur herhalde. Abartılan diyor. Isınmış. 3, 2... Sabah yıldızı mısın, güneşle doğaysın. Sabah yıldızı mısın, güneşle doğaysın. Deli divane gibi yerimde durmaysın. Deli divane gibi yerinde durmaysın. Yerinde durmaysın. Çatlamış dudaklı... Bir kere de söylediğim tam şarkıya şarkı... eşlik etsen var ya. Tamam, bütün şarkıyı burada söylemek zorunda mıyız? Ama beş yani dakikalık başına şarkı... da girmedin, eşlik etmedin. Yani şu çapik çapik ne ya böyle? İbrahim Tatlıses'in şovundaki gibi. Ben şarkıya aşina değilim. Hı? Şarkıya aşina değilim. Aşina, aşiyan yollarından seslensem duyar mısın? Aşiyan yollarından seslensem duyar mısın? Bunu her gün dinliyorum. Hala beni düşüren. Bak bunu her gün dinliyorum mesela. Her gün. Bu şarkıyı çok iyi bilirim. Önce de bir provasını yapalım. Sağlamasını yapalım. Stüdyoya girip provasını yapalım. Stüdyo bir de. Tabii. Az önce diyor ki seyirciler gelse şöyle arkada tabii. Ekip olsa diyor, bizi yönlendirse kamera biz. Oğlum bir dur daha bismillah, sen kimsin yani? Ben abartı buluyorum onu. Bu arada Bursa'sın. Öyle olsun demiyorum. Abartı. Ben abartı buluyorum abi. Ha, buluyorsun. Bir kişilik program var orada. 15 kişi arkada, biri kamerayı tutuyor, diğeri tripodu tutuyor, biri ışığı tutuyor. Sana ne oğlum, adamın parası var. Adam çok demek abartı ki, abi ya. Adam demek ki veriyor yani, sana ne? Herkese selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah bu günümüzü aratmasın. Yanımda 17 yıllık arkadaşım, 15 aylık kameramanım ve 3 yıllık komşum olan sevgili Semih var. Semih mi, Semir mi? Rize'nin reisi. Semir. Sonu R ile bitiyor. Yani. Hani Semih yok. Bir abi tanıdık bir yerde. İsmi Semih'di. O aynen, tek Semih'di o. Hatta bana şey dedi, şöyle şuradan hatırla dedi. Yahudi ismidir Semih. Semih Allahümme Hamide var ya, oradan gelsin hakkında dedi. Ben de Allah kabul etsin abi dedim. Semih tek başına reisiz Yahudi ismi. He. Ama izlersen şimdi bu adam. Ben... Diyorlar. Diyorlar yani, ben demiyorum. Ben demedim. Öyle diyorlar, halbuki alakası yok. Semir abi saf ve dostça, arkadaşça anlamı taşıyor. Tamamen gördüğün neyse. Ama hakikaten üstündeki beyaz kıyafetin vermiş olduğu yetkiye dayanarak da zaten tertemiz bir insan olduğunu... Aynen öyle. Tertemiz bak demek. Evet. Ama ismini taşıyorsun bu arada. Niye düşünüyorsun? Ben itfat ediyorum. Valla şaşırdım. Ben hani böyle tertemiz bir adamsın. Sonuçta... Gömdüğün için ben şey yapamadım yani. Hayır, altında şunu, ne yatıyor? Şunu merak ediyorum. Şunu sormanı isterdim açıkçası. Neden bu şarkıyla başladın? Birkaç tane şarkı söyledik. Hangisi? Sabah yıldızı mısın, güneşle doğay... Ben bunu açmadım az önce. Ben bunu ekstra çalıştım evde ya. Baktım güzel söylüyorsun abi. Bıraktım yani. Tamam, bir daha sor. Ben şimdi şey... Kariyerine... Sor. Yani haberim yokmuş gibi. Sor. Başta mı? Şu anda sor. Abi niye bu şarkı? Bu şarkıyla açtık. Hiç konuşmamış. Ya bu şarkı Türkiye'nin ilk yerli ve milli uzaylısına ait. Öyle mi? Tabii ki. Alper Gezer Avcı'nın mı bu şarkı? Hayır. Alper Gezer Avcı uzaya giden ilk Türk diye kayıtlara geçmeye çalışıyor ama Mustafa Topaloğlu, Topaloğlu. Mustafa Topaloğlu. Ya hocam, bunun şarkısı. Tabii ki, adam uzaylı. Harbiden ha. İlk astronot odur, doğru. Astronotlukla işi yok, adam uzaylı. Bir anda ışınlanabiliyor, gidip geliyor yani. Buna niye öyle diyorlar daha, bir sen haberin var mı? Çünkü kendinin farklı bir dünyadan geldiğine kendini ikna etmiş. Şey, zaten hareketleri adam... ve tavrı da o. Meşeli dağlar. Buyurun efendim. Tren yolunda çiçek, of of o yarim. Trenler geçmeye... Allah çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
o kadar ezberlemiş ki. Benim çayı şekersiz ve kaşıksız sevdiğimi. Benim de tek şekerli içtiğimi. Ve her geçen gün prodüksiyon artıyor. Annem bilmez. Oğlum çok ağır oldu bu. Bilmez. Bu arada biz neredeyiz? Şey desene, onunla bana sor. Değil mi? Biz neredeyiz acaba şu anda? Abi onu da mı bana soruyorsun? Ben bunu kesmeyeceğim. Şu halde koyacağım. Senin ne kadar üçkağıtçı bir adam olduğunu. Ne kadar yapmacık, sahte. Semir ismini hak etmediğini. Ama kimin emri verdiği, emrinin de kimden çıktığını da gördünüz. Şey onu kesecek mi? Ama. Ben öyle bir şey demedim. Ama kestiğini de gösteriyor. Arkadaşlar biz Reyna Mobilya'dayız. Reyna Mobilya'dayız. Bize burada çekim yapmamız için sağ olsunlar izin verdiler. Talip Bey ve Kenan Beyler. Çok teşekkür ederiz. Buranın adresini bir hatırlatalım. Zaten Bremen'de burayı bilmeyen yok ama en azından Bremen dışında bizi izleyenler varsa tabii, kulak tabii aşinası yaratır diye. Reyna Mobilya Grubingen H-Strasse'ne numara... Hangi kamerayı? Buraya mı? İstediğin kamerayı. 164. Sinan kızıyor. 169. O yüzden sordum ya. Nerede kalmıştık? Uzaylı demiştik mi? Şimdi Mustafa Topaloğlu. Bu arada gerçekten Türkiye'nin ilk astronotu diye kayıtlara geçiyor ya. Şeyi biliyor muydun? Alişen, Fenerbahçe'nin eski başkanı. Hanımı da, eşi de ilk uzaya çıkmak isteyenler arasındaymış. O zamanlar galiba 90'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam ya da 2000'li yılların başı olabilir. Zamanında uzaya çıkmak isteyen o listeye adını yazdırmış. Kendisi de Türkiye'de ilk uzaya çıkan kadın olarak kayda geçmek istemiş. Bayağı bilmem kaç bin dolarlar harcamışlar. Ama bir bakalım olmuş. Yetişememişler. Kaçırmışlar. Alişan trafiğe takılmış. Uçağı kaçırmışlar. Şu İstanbul trafiği abi malum yani. Amerika'ya gidene kadar doğru. Yani. Yok iptal olmuş. O projede. Yani iptal olmasa gidecekler miydi? Gidecekler tabii ki. Hatta bayağı üzülmüşler. Şikayet ya etmişler ya, mahkemelik olmuşlar. Hazırlık yaptık. Tabii bir şaşalı reklam yaptık işte hazırız. Aslında işte iyi fikir ha. Uzaya füze fırlatacağız diye böyle yayacağız, paraları toplayacağız. Ondan sonra bilmiyorum iptal... Paralarını aldılar mı almadılar mı ama en azından onlar için para önemli değildir de bence imaj meselesi yani gidemediği için. Tribimiz olsun mu peki? Ben sinirlenmedim. Tribi soktu beni. Yani. Bu hani 196 bin dolar galiba yanlış hatırlamıyorum. Şimdi mesela bazı zenginler de para var doğru. Biz buna hemfikiriz zaten değil mi? Ve parayı böyle harcayacak fantaziler arıyorlar ya. Ben ona mesela acayip trip oluyorum. Ya yani trip oluyorsun da acaba şeyden dolayı mı trip oluyorsun? Fakirliğimizden dolayı mı? Yani ben fakirim diye mi? Ben yapamıyorum falan. Ya ondan diye olabilir abi. Çünkü her şeyi görmüş adamlar. Yani her şeyi deneyimlemiş olmaları lazım ki farklı fanteziler ya da farklı hayaller içerisine giriyorlar. Ama ya uzaya çıkmak yerine mesela şöyle bir jest yapılsaydı. İşte bütün SMA'lı çocukları işte toplayacağız. Onların ilaç masraflarını karşılayacağız. Daha böyle baba bir hareket olmaz mıydı? Türkiye'de işsizlik maaşını başlatıyoruz. Sosyal devlet, koşulsuz şartsız. Beni o heyecanlandırırdı işte anladın mı? Abi. Şimdi uzaya Alper Gezer Avcı çıkmış. Bitirisiyor. Ama öyle değil mi? Bütün herkes televizyon başında o haberi izledi. Yere oturmuşlar böyle bisküvi, çaya bisküvi batırarak. Öyle bir şey var mı abi? Var abi söylüyorum. Bence çok gurur verici bir şey. Yani uzay aracını biz imar etmedik, şey yapmadık. Çaya bisküvi. Uzay aracını biz bulmadık, biz üretmedik. Ama yine de hiç yoktan iyidir aga yani. Orada galiba Tuz Gölü'nden aldığı kalıntıları da orada deneyimleyecekmiş. Orada test edecekmiş. Şimdi bilim adına cahil kafamla bir şeyler konuşmak, kurmak istemiyorum. Çaya... Burada çaya bisküvi batıracağım. Ya oğlum çay bisküvi bahane, az önce kurduğum cümle de bahane. Canı batırmak istiyor. Deminden beri fantezi yapıyor kafada. Aklıma geldi ha. Ülkemiz için çok gurur verici. Umarım böyle devam eder. Gider miydim? Sanmıyorum. Abi biz şurada evin karşısındaki markete gidemiyoruz. Kalkacağız bir de uzaya mı gideceğiz? Allah yolunu bahtını açık etsin abi, ne diyelim. Erhan abi selamlar. Hayırlı olsun bu arada yeni format. Uzaya giden ilk Türk hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz gider miydiniz? Öncelikle ben gitmezdim. Bir herkesin gitmesini beklerdim. Ufak birkaç kere bir giden olsun da sonrasında ben de dahil olurdum. Bence biraz gurur duymamız gerekiyor öncelikle. Öyle ya da böyle bir şekilde gittik. Ve uzayda bir Türk astronotun da bir havacı pilotun da hani bizi temsilen oraya gitmesi dünya çapında bir ilkti. Uzaya giden ilk Türk'ün gerçek bir başarı olduğunu düşünüyorum. Uzay insanlık için keşfedilmemiş bir sınır ve bilimsel araştırmalarının bir parçası olarak giderek daha önemli hale geliyor. Bu tür girişimler insanların yeteneklerine ve sınırlarını zorlamalarına, teknolojiyi ileriye taşımalarına ve daha fazla bilgi edinmelerine olanak tanıyor. Valla uzaya çıkan ilk Türk hakkında aslında gurur duymamız lazım. Çünkü en sonunda bir Türk de uzaya çıktığı için çok
Yani güzel bir şey bu Türk toplumu adına. Özellikle dün bir fotoğraf gördüm. Böyle 15 kişi bir evin içine toplanmış ve uzaya giden Türk'ü izliyordu. Bu dediğim gibi birlik olunca çok güzel bir toplumuz aslında. İnşallah sağ salim geri döner. Peki sana bir şey soracağım. Bu kadar muhalefet oluyorsun da seni uzaya çıkarsalardı ilk cümlen ne olurdu? Senin ne diyeceğini ben biliyorum bak. Kurulucunun var benim eve gitmem lazım. Sen bunu der. Muhtemelen derdim evet. 3 tane mi 5 tane adam var ve günlerce aylarca aynı yere duracaksın. Düşünsene. Bir de şey yer çekimsiz ortam değil mi? Bilmiyorum hacı gitmedim. Böyle bir geziyorsun. Yani falan. O yüzden işte bizden bilim adamı olmazsın. Mesela işte ufak su dökeceksin böyle. O şey oluyor. Var mı acaba bir sistem kurmuşlar mı? Kurmuşlardır da düşünsen Instagram yok, bir internet yok yani kafana göre takılamıyorsun. Sürekli çalışıyorsun. Hep böyle bir iş, bir görevdesin yani. Ha, o zaman buldum benim ilk söyleyeceğim soru şu, çalışma saatlerini sorarım. Yani. Ben 8-3 çalışıyorum. Bu arada ben takipçilerime sordum. Siz uzaya çıkacak olsaydınız ilk sözünüz ne olurdu diye. Biri yazmış ne olacak bu memleketin hali Almanya'da. Orada da mı ya? Orada da mı uzaya çıkmışsın? Ramazan bayramı ne zaman? Ya ben buraya niye geldim? Abi şu an tam gezegene benzeyen adadayım. Video yapacağım. Aa biri Almanya'ya nasıl giderim? Oradan bile onu soruyor. Uzaya çıkmışsın hala Almanya peşindesin be kardeşim ya. Almanya'ya nasıl giderim diyor ya. Uzaya çıksaymış. Bayağı sıra. Aa bu çok güzel. Baksana. Emre Akduran yazmış. Biz bu dünyayı izlemeye gelmişiz. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Vallahi çok iyi ya. Bu çok, nasıl benim aklıma gelmedi? Çok güzel değil mi? Çok iyi ya bu. Burada sigara içiliyor mu yoksa camı açmam mı lazım? Biri de demiş düz değil, yuvarlakmış harbiden. Düz olduğuna inananlar var ha bu arada. Paranız ile uçuyorum. Az önce senin söylediğine geliyor işte. Sizin paranızla uçuyorum ulan. Bizim Superman yazmış Soner. Soner'e selamlar bu arada. Superman. Aa öyle mi? Neydi? Midkart'a reis. Öyle yazmış zaten. Midkart'a bit. İlk sözü o olurdu doğru. Midkart'a bit. Mentars'ın ilk sözü lahın lahın gay olurdu. Bunu da söylemiş olan. Lan ne? Oradan bile hakikaten Almanya nasıl iniş yaparım diye soran var ha. Ne var bu Almanya'da? Harbiden ha değil mi? Ha Almanya'ya gelmiş ne uzaya gelmiş. Hiçbir şey yok. Zaten Erhan'ın şöyle bir sıkıntısı var. Ne sorsa hep şey geliyor. Almanya'ya nasıl gelirim? İşte. Ne soru yönelse. Ne paylaşsam ya. Almanya. Komedi paylaşıyorum. Bak yemin ediyorum bak konsolosluğa bu kadar soru gelmiyordu. Doğru. Almanya Büyükelçiliği. Bizim ülkemizde zaten genetiğinde var herhalde. Herkesin bir mizah yapma özelliği var. Aynen değil mi? Yani ne kadar ne yaşarsan yaşa. Hemen onu böyle bir tiye alabiliyoruz. Aslında Türk toplumunu da ayakta tutan bence yegane sebeplerden, yani özelliklerden bir tanesi. Böyle ne yaşansa hemen böyle bir tiye alıyoruz, unutuyoruz onu. Bu arada ben buraya ilk geldim sene o kafayla geldim. Bir arkadaşımdan şunu duyduğum için söylüyorum. Konudan konuya geçmek gibi değil. Trip show yani. Tribünde olsun diye söylüyorum. Aynen abi. Ya. Bana böyle yaptı. Çok deli espri yapıyorsun ya. Ha. 2010-2011 böyle. Nasıl yani? Böyle çok böyle her şeyi tiye alıyorsun dedi. Her şeyi almıyordum ki. Yani o anda mesela ben Aldi'de markette sıraya geçtiğim zaman benim gülesim geliyordu. Çünkü her hafta bir alışveriş olur mu ya? Her hafta ve cuma cumartesi günü abi rutin bir hale gelmiş. Dejavu yaşıyorsun değil mi? Hep aynı kasiyer, aynı tipler, aynı sıfatlar, aynı alışveriş, aynı mallar. Lan diyorum kim yedi ya bunu diyorum. Aynı ya. Markete mi gidiyorsun? Ya Lidl'ı fark etmez ya. Bir market yani hafta sonu alışverişi. Benim gülesim geliyordu kasada bir yerden sonra. Gülerken biri yakaladı yani. Almanın biri böyle baktı tip. Sonra diyorum acaba bende mi bir anormallik var ya? Çünkü hiç normal değil acı yani. Şey diye mi gülüyordun ya? Böyle, ulan ne yapıyoruz biz? Ne yapayım ben dedim ya. Abi evde yemek var. Herkesin evinde yemek var. O alışveriş bu kapitalizmin burada acayip mesela karşılık bulduğunu gördüm ben. Evet, evet. Her şey olsa da alıyorlar. Evet. Özellikle lazım olur diyorlar işte. Sürekli bir alışveriş yürütüyorum. Şimdi sen tam fenomensin, işte zaten eğlenceli bir içerik üretiyorsun, sürekli kafamız hep eğlence içerikli şeylerde ya, kafa oraya gidiyor ya yani komiklik vesaire, sen öylesin. Bu işlerle ilgilenmeden önce öyle mi? Tavsiyen ne olabilir? Ben mesela hani insanlara, burada çünkü kimi gördün? Almanya'da mutlu olmanın sırrı mı diyorsun? Yani nasıl mutlu Almanya'da mutlu olmanın... Çalışmak. Bu mutlu bir adam. Hiç bana göre bir şey değil. Bu hiç bana uymadı. O yüzden sana bakarak söyledim ya. Çalışmak ya ben
şuna inanıyorum. Tamam yani çok zengin bir hayat vaat etmiyorsan Almanya'da. Ama çalıştığın zaman en azından alım gücünü kontrol edebiliyorsun. Bir hayata karşı daha farklı gardını alabiliyorsun. Ben daha tatmadığım için. Çalışmak yani çevre çalışmak. Yani ne iş olursa yapmak olayından ziyade çalışmak abi. Şey yani çalışma ortamı, arkadaşlar, gidiyorsun kendini unutuyorsun, işte çalışıyorsun. Abi ya, hafta sonu burada yapacak çok iş de var. Yani sosyalleşmek adına geçen hafta da mı konuşmuştuk, önceki hafta mı konuşmuştuk? Hatırlamıyorum yani. Sosyalleşebilirsin de yani eşini alıp bir bisiklet turuna da gidebilirsin. Eşinin çocuğun neyse. Ormanda, gölde gezebilirsin. İnsanların arasında karışabilirsin. Burada sürekli tiyatro olayları da var. Sanatsal faaliyetler de var. Artık senin hobin neyse, hobin kahveye gitmekse, arkadaşlarınla batak oynamaksa, insan burada mutlu olabileceği şeyi, her şeyi yaşayabiliyor. Ama Türkiye ile değil yani. Türkiye ile bir değil burası. Anlatabiliyor muyum? O yani Türkiye'deki kahve ortamıyla, o sıcaklıkla burada Almanya'da olduğunu anlarsın. Kahvede şey yapsam bile. Anlamıyorum kağıt oyunlarından da, ama hadi oturuyoruz masada. Ben şöyle tahmin ediyorum. Kahveden çıkmıyor halbuki. Şöyle tahmin ediyorum. Attın bacağı, işte kızı neyse. Ne oldu ya, senin işsizlik parası geldi mi? Anladın mı? Bir yerden sonra şey diyecek, dönüyordur tahmin ediyorum. Bu sene Türkiye tatili var mı? İşte hayırlısıyla çocuk parası yatsın, gideceğiz falan. Yani sürekli bir Almanya dönüyor şimdi. Yine Almanya'da olduğunu unutturmuyor sana Almanya aslında. Ama Türkiye'de öyle mi? Yani benim bildiğim mesela burada mutluluğu genelde hep şey yaparlar. Almanya'da hani mutlu olmak istiyorsan dediğin gibi çalışacaksın. Ya da mesela Almanya'da her mutlu olmak lazım ya da şey derler ya. Sen şimdi zaten faal bir insansın. Aslında nereye gidersen git mutlu olursun. Değil mi? Yani mutluluğun sırrı aslında içimizde. Yani ya ben gördüğüm şeylerde şu andaki ortamda bulunmaktan bile, işte bu Reina Mobil bize kapılarını açtı sağ olsun. Şurada olmaktan bile keyif alıyorum. Yani keyif almayı 35 yaşından sonra öğrendim ama bu arada. Belli bir noktadan sonra alışkanlık oluyor. Artık beyin pozitif şeyleri görmeye başlıyor ve orada mutluluk hormonu salgılanıyor. Çünkü çok kötü şeye hedeflenirsen hayatın kötü gider zaten. Değil mi? Negatif. Tabii sürekli bunalım sürekli. Buradaki gurbetçi dayılar genelde şeyi savunurlar. İşte Almanya'da mutlu olmak imkansız. Mutluluğu unutacaksın. Paraya odaklanacaksın. Para kazanacaksın burada falan. Ya hayatın her yerinde zaman her daim geçerli bir cümle. Ben de tam tersi. Yani hayatımın hiçbir tarafında para motivasyonuyla bir şey yapamadım. Yani belki de o yüzdendir hani şu an materyal anlamında hani. Ama senin zengin olmak gibi ya da ya da onları savunduğu yöntemle, yolla zengin olma bir düşün olmadı. Yani onlarla ilgili bir beklentin olmadı. Onlar seni neye yönlendirirse artık. Çalışmak ama benim, nasıl çalışmak? Benim önceliğim hep böyle mutluluk. Yani beni mutlu eder mi? Yani ben para kazanacağım seni ama. Seni ne mutlu eder mesela? Yani işte mesela özgür bir yaşam beni mutlu ediyor. Yani özgürce uyandığın. Kimseye bağlı kalmadan mı? Aynen, bağlı kalmadığın işte sabah uyandığında. Mı? Ya bana mesela işte. Sen emir almaktan mı sıkılıyorsun? Emir almak da değil de. Aslında ben bir nebze komutla da çalışan bir adamım. Emir almaktan ziyade ben mesela şu son zamanlara deneyimlediğim iş hayatında şeyi çok çılgınca buluyorum. Öyle her gün aynı saatte, aynı yerde, aynı dakikada. Çünkü çok fazla dejavu yaşıyorum, biliyor musun? İşte rutine kapıdan bağlısın. Çıkıyorum. Karşılaştığım kişiler bile aynı. Durakta beklediğim kişiler aynı. Onu çok çılgınca buluyorum, robotik buluyorum. O da beni mutsuz ediyor. O yüzden işte işverenler işçilerin çalışanlarına şunu yapmasını tavsiye eder. Bazı işverenler arkasında durur, hatta sürekli söylerler. Benim en azından öyleydi. Tatil yapın. Değil mi? Burada ya, o fırsatın var tabii. Burada da var. Türkiye'de de vardır muhtemelen. Tatilde illa Antalya, Bodrum, Uludağ değil mi? Yani bir tatil, bir kafanı dinleyeceğin bir yere git derler. Çünkü atıyorum 30 gün izin var, 15 gün izin var ya da işte bir haftalık bayram izin var. O bayram izini evde geçirme derler genelde. Onu savunurlar ki işte o dejavuluktan, o rutin hayattan birazcık kafanı başka yerlere savurman için. İşte ben o işten uzaklaşın kısmını biraz abarttım herhalde. Bana da öyle söylemişler. Sana biri öyle bir şey demiş. Ben de doğru söylüyorsun. Ya. Ben de uzaklaşayım diyeyim falan. Yıllardır bayağı uzağım yani. 8 yıldır uzağım. Peki bunu sorduk mu? Yani ben onları merak ediyorum. Hani sorduğumuz bakalım insanlar ne. Sorduk bu arada. Ha? Ayak yapmayalım bence. Hangi kameraya doğru bakıyoruz? Vallahi bu sefer daha biraz sonra şuraya doğru baksak. Şimdi Almanya'da mutlu olmanın sırları. Çok basit. Kapıya bir tane Mercedes S-Klasse çekiyorsun. Ama böyle son modellerinden Mercedes S400 olsun. Mutlu musun? Tabii ki. Nasıl? Camdan onu böyle izliyorsun. Bir bakıyorsun. Wow, Mercedes S400 benim mi? Benim. Mutlu musun? Mutluyum. Wow. Almanya'da mutlu olmak istiyorsan çalışman lazım. Çalışmadığın sürece eline para geçmez. Parası da Almanya'da hayat yok.
Yani açıkçası bence paranız varsa her yerde mutlusunuz. Bence Sakıp Sabancı gibi olacak ama çalışmak, çalışmak, çalışmak diyorum. Bol bol çalışmamız gerekiyor. Tabii motivasyonun düştüğü, adaptasyon sürecinde ve Türkiye'de özlediğiniz şeylere karşı burada eksiklikler görebiliyor olabilirsiniz. Bunlara nazaran da böyle şeyler yapmamız gerekiyor. Biraz daha kendimizi iyi hissedeceğimiz, meşguliyet yaratacağımız ve Almanya'yı iyi öğrenebileceğimiz konulara sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Dil başlıca olmak üzere tabii ki. Sonrasında da çalışmak. Bu ikisi olduktan sonra zaman içerisinde Almanya'da mutlu oluyorsunuz. Bunun aslında iki sırrı var. Paranız olacak. Bir de bekar olacaksınız. Pardon, evli olacaksınız. Almanya'da mutlu olmanın sırları bir kere çalışmak. Almanya'da çalışırsan, yani düzenli çalışırsan ve maaşın da asgari ücretin üzerindeyse mutlu olursun. Ama ben mutluluğu para olarak ölçmüyorum açıkçası. Mutluluk bence içindeki huzurdur. Yani istersen milyonun olsun. Tabii para çok önemlidir, bu tartışmasız. Ama içindeki huzur olmadığı sürece mutlu bir insan değilsin. Espri de var şimdi içinde. Bu arada Aytaç'a, Soner'e selamlar. Benim takipçilerim de bu soruyu cevaplandırdılar bu arada. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ben bununla ilgili soru atmıştım. Sorime cevap verenler oldu. Veremeyenler de oldu. Muhtemelen müsait değillerdir. Almanya'da mutlu olmanın sırrı da bence çalışabiliyorsan çalışmak, çalışamıyorsan da bu anın tadını çıkartmak lazım. Çünkü çok sessiz, çok refah, ferah bir yer. Huzurlu bir yer. Tabii ki. Yani ben Almanlarla yaşamak istiyorum diyorsan, Almanlarla mutlu olmak istiyorum diyorsan, biraz daha gelirini yükseltebiliyorsan yükselteceksin. Almancanı yükseltebiliyorsan yükselteceksin. Yok ben yabancılarla mutluyum. Kendi insanlarımla kaynaşmak istiyorum. Kürt, Türk fark etmez. Lazım da fark etmez. Aynen. Yabancılarla, yabancıların toplu yaşadığı yerlerde yaşayabilirsiniz. Mesela şu anda bizim olduğumuz gibi. Aynen, öyle bir tercih. Burası bir yani. Küçük İstanbul diye adlandırılan bir caddedeyiz zaten. İşte Golbingen Heerstrasse. Burada sayısızca Türkiye'li var. Buradaki insanlar, ki ben bunlara da çok muhabbet ettim. Burada yaşamaktan mutlular. Hatta bir abin hobi bahçesi vardı. Bir yaptığım röportajlarından bir tanesinde geçmişte. Bana şey dedi. Hobi bahçem var dedi benim. Evet dedi. Biz ailece oraya gitmeyi çok seviyoruz dedi. Dedim ki hiç başka bir yere gitmiyor musunuz dedi. Ne dedi biliyor musun bana? Biz dedi burada mutluyuz dedi. Biz dedi bahçemize gittiğimiz zaman rahatız dedi. Yetiyor bize. Rahatız dedi aga. Bak rahatız. Karışanımız yok, görüşelimiz yok. Anlatabiliyor muyum? Ne o Nazilerin, o bakışlara da o işte ırkçıların bakışına maruz orada kalmıyoruz. Orada birkaç iş işte değil mi? Ne deniyor ona? Ne deniyor o şeye? Koloni mi deniyor tabiri caizse? Hani kendi aralarına bir şey tam kurmuşlar. Tam onu diyecektim aslında. Hani o şeyden kaçmak için burada bakıyorum böyle kendilerine, kendi alanlarını yaratıyorlar. Orada o alan içerisinde yaşıyorlar aslında bakarsan. O çok da tabii Almanya'da ki yaşıyormuş gibi değil aslında bana kalırsa. Yadırganacak bir durum da değil. Yok, onlar da öyle mutlu meselesi. Yani. Ben mesela sevmiyorum onu. Hani hayatımı, buradaki hayatımı yani Almanya'da yaşıyorum. Ama mesela ilk geldiğimde onu yaşamıştım. Lan biz Almanya'da mıyız? Samsun'da mıyız? Hani böyle bir şey yapalım. Giriyoruz bir yere. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlk gelmişim şey bekliyorum böyle hani Almanya falan. İşte ayakkabımı bağlayacağım arkadan biri seslenmişti. Oğlum gel oğlum buraya falan. Oğlum neredesin? Samsun'a mı getirdiniz beni? Kandırdınız mı oğlum beni falan diye. Onu yaşamıştım. Ben aslında hani international bir ortama geliyorum diye. Tahmin etmişsin. O beklentiyle geldim yani. Ama gerçekten çok international bir ortam. Ama işte yaşadığımız mahalleden mütevellit. Bundan mütevellit olabilir. Ama Bremen mesela neresine gidersem gideyim illaki arka fondan bir Türkçe konuşulması falan duyuyorum yani. Bir de işin enteresan tarafı kim Türk olup olmadığı belli değil. Adam Alman'a benziyor veya kadın. Ya da bir Avrupalı'ya benziyor tipi. Evet. Bizim Nurcan abla gibi. Bazen böyle dikkat etmek biraz lazım. Biraz sessiz konuşmak lazım. Doğru. Geçen yaşıyordum öyle bir şey. Direkten döndüm. Hatırladım. Yani bayağı yani bir Türkçe konuştum. Sosyal medyayla uğraştığım için birazcık daha fazla tanındığım için geçen gün hanıma diyorum ki Veze Park'ta mı bir yerde alışveriş merkezinde tartıştım eşimle. Bir tartışma geçti aramızda. Bayağı oldu ama yazın galiba. Sinirli çıktı gelen, tamam mı? Kalabalığa girdik. Hala aynı sinir böyle. Ben şöyle duruyorum bak. Dışarıda. Hani bir tebessüm. Tebessüm yani. Hani diyorum ki işte bir şey oldu böyle. Elini omzuma attım. Benim elim onun saçını acıttığı için saç diplerini hani çekti orada herhalde. Bir tepki verdi. Bana böyle yaptı. Ya ne yapıyorsun ya dedi. Ben böyle yaptım. Bize bakıyor herkes. Gerizekalı diye gerizekalı. Herkes bize bakıyor. Gerizekalı. Ben eşim de böyle yaptı. Canım acıdı ama. Onu uyum sağladı yani. Başladık gülmeye. Vay be. Zaten az çok tanınıyorsun. Diyecekler kavga ediyor bak, bunlar. Bu normalde komik değilmiş ha. Çok sinirli bir adam bu. Mesela tartışırken bir yerde görse falan. Hani komikti? Hiç komik bir adam değilmiş. Sinirliymiş o. Evet.
program içerisinde sizden gelen sorulara da yer vermek istiyoruz. Sürekli bana ve diğer arkadaşlarıma Almanya'ya nasıl gelebilirim ile ilgili sorular soruyorsunuz. Biz de şöyle bir karar aldık. Dedik ki siz bize sorun, biz de bu program içerisinde elimizden geldiği kadarıyla sorduğunuz sorulara cevap verelim dedik. Genellikle sorular Almanya ile ilgili olduğu için benim ve bizim de daha doğrusu diğer arkadaşlarım da yeterli bilgisi olmadığı için ben şöyle bir karar aldım. Bu işle ilgili uzmanı buldum ve sizler için bu programa davet ettim. Daha fazla lafı uzatmadan sevgili doçent, doktor, profesör Sen Alçalı huzurlarınıza alkışlarla davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hocam nasıl geçti yolculuk? Yolculuk bayağı iyi geçti. Kolay geldik buraya. Keyfiniz, saatiniz yerinde. Hamdolsun, çok şükür. Sürekli Almanya'ya gelmek isteyen bir topluluk var, bir grup var. Aynı anda anlaşmışlar gibi ben ve diğer arkadaşlarıma sürekli sorular soruyorlar. Sizin de galiba dedeniz bu işle ilgili... Evet, biliyorum. Almanya'ya ilk gelen gurbetçiler mi? İlk gelen Gastarbeiter, misafir işçiler arasında yer alıyormuş. Evet, aynen öyle. Size bununla ilgili zaten kitap yazdınız Almanya nasıl gelebilirimle ilgili. Evet. İsminizin Sen olmasının bir anlamı var mı? Hocam bir saniye lafınızı böldüm de. Ablaya bir şey söylemek istiyor musunuz? Teşekkür ederim Berhudar ol evladım. Efendim bu ne çayı? Ben her çayı içemiyorum. Bu demdem çayı hocam. Ha, demdem çayısa içeriz. Karıştırın şimdi İsterseniz. Hocam fazla zaman kaybetmeden isterseniz Almanya'ya gelmek isteyenlerin bana sormuş olduğu sorular var, yönetmiş olduğu sorular var. Ben bunları tek başıma cevaplamak istemedim. Tabii hemen biz hazırız. İş için İstanbul'dan Frankfurt'a taşınacağım. Enes Kara Kiraz sormuş. Hı hı. Rahat yaşamam için almam gereken minimum net maaş nedir? Şimdi bütçe konusu insanın yaşamıyla kimisine 1000 euro da avro diyor bazıları. 1000 avro da yetebiliyor. 2000 euro da yetebiliyor bazen. Ama kiralar yüksek ya Almanya'da, yükseldi. Evet. Ya. Şimdi burada gerçekleri konuşmak gerekirse Almanya'nın her şehrinin kendine göre bir ekonomik, epistemolojik yapısı var. Bu yapıya göre örnek veriyorum mesela bir Münih. Münih'te yaşamak isterseniz kiralar öyle 1+1 bir ev tutacaksanız bile 1500 eurolardan başlıyor. Minimum öyle değil mi? Tabii ki minimum 1+1 ev. Bir ev bulmak da çok zor, öyle kolay değil. Onu da belirtmek istiyorum. Hem de kolay değil, çok zor. Yani yıllarca bulmak. Bekleyebilirsiniz. Münih burada sadece bir örnek tabii. Bir örnek tabii ki. Burada Berlin'i de örnek verebilirim. Genelde işte bu şehre göre sıralayabiliriz bunu. Biz şu an Bremen'deyiz. Bremen'de kiralar yine diğer şehirlere nazaran uygun. Burada bir insanın tamam ben artık alım gücüm her yine iyi, yine güzel yaşıyorum diyebilmesi için bana göre aylık 3000 euro kazanıyor olması yeterli. Ama tabii eşi de çalışırsa ondan sonra otur Almanya'nın tadını keyfini çıkar ya. Değil mi hocam? Öyle tabii. O zaman ortalama 3000 euro net maaş yeter diyebilir miyiz? 2000, yani 3 o alsa, 2 de eşi alsa 5000 euro krallığına inan eder. Bravo hocam. Hocam bu arada çok şıksınız. Her zamanki halim. Saçlarınız, gözlükleriniz maşallah. Maşallah. Çok sağ olun. Çönemlediğiniz, maşallah. Sıradaki soruya geçiyorum. Az önce verdiğiniz cevaba yakın biri de sormuş. Ukrayna'dan geleceğim demiş. Ailecek hangi şehri tavsiye edersiniz dedik demiş, sormuş ama az önceki cevap verdiğiniz sorun cevabı içerisinde zaten bu arkadaşımız sorusunu da Ausversehen yani istemeden cevaplamış olduk. Cevaplamış olalım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyenler olursa biz kesinlikle hiçbir ücret almadan, hiçbir şekilde bir karşılık vermeden onları Almanya'ya getiriyoruz. Havalimanında da karşılıyoruz. Öyle bir bizim öyle bir gücümüz var yani. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Hocam demiş ki Almanya'ya gelip iltica eden gençlere ne önerirsiniz? Sağlıklı bir yol fikri. Şimdi buna yine gerçekleri konuşmamız gerekecek. Evet hocam, o yüzden çağırdım sizi zaten. İlticayı ben kesinlikle önermiyorum. O bir son çaredir bana göre. Ben bugün bir sürü ben de mesaj alıyorum. Bana da hocam diyorlar iltica edelim mi? Ya bir son noktadır iltica. İltica ile buraya gelen arkadaşlar, şimdi ilk etki çok önemlidir. İltica ile direkt geldiğinizde konteyner tarzı kamplarda kalıyorsunuz. Orada çok kötü muamelelere maruz kalıyorsunuz. Bunu yaşamaya değer mi? Ama son noktadaysanız eğer tabii ki bunu tercih edilebilir. Ben şahsen kendim tavsiye etmiyorum.
Evet. Teşekkür ederim hocam. Hocam çok farklı bir soru geldi. Danışmanlığınızın ötesinde kendi kişisel merakı olan bir soruyu yöneltmiş. Neden Almanya'daki Türkler sürekli Avrupa ekonomisinin kötü olduğunu söylüyor? Buna cevap vermek zorunda değilsiniz. Soruyu değiştirebilirim. Direkt cevap veriyorum. Buyurun. Neden kötü diyor? Akrabaları borç istemesin diye. Net cevabı budur. Yani, hocam çok acı oldu, ağır oldu. Ben bunu yayınlayamam. Burada çünkü şöyle bir şey var. Bazı Türkiye'deki akrabalar, bunu yayınlayın. Niye yayınlamayacaksınız? Hocam şimdi akrabaları bunu yayınlayacaksınız. Karşımıza almayalım. Beni yayınlamayacaksanız burada ne işim var benim? Sizi yayınlıyorum ama bu cevap birazcık... Şimdi ben burada gerçekleri konuşuyorum. Evet. Dil bilmeden Almanya'ya gitmenin en kolay yolu nedir? Dil bilmeden. Almanca bilmiyorum, Almanya'ya nasıl gelirim tarzında sorular alıyoruz. Buna benzer sorular. Ben orada şunu söylüyorum. Eğer bir tanıdığınız yoksa, bir restoran sahibi dayınız yoksa, bir işletme sahibi amcanız yoksa, Almanca bilmeden Almanya'ya gelmek çok mümkün görünmüyor. Çünkü birçok donanımlı, birçok tahsilatını yapmış, tahsilini tamamlamış çocuklar, Almancası, İngilizcesi, Fransızcası keza bunları başvurular yapıyor Almanya'ya. Yani şansın azalıyor Almanca bilmediğin zaman. Bir tanıdığın yoksa, tanıdığın varsa, dayın varsa, amcan varsa onlar seni alır. Sen de onun dönercide arkada konuşmamak suretiyle lahana doğrama işine başlayabilirsin, onu yapabilirsin yani. Bir sertifika ya da bir denklik olayı gerekmiyor mu Almanya'ya gelmek için, Almanya'da yaşamak için? Eğer bir mesleğinizi icra etmek istiyorsanız... Hiçbir mesleği yok, hiçbir diploması, herhangi bir geçerli olan, denkliği olan sertifikası ya da diploması olmayanlar da Almanya'ya bu dediğiniz bir şekilde dönerciye lahana doğramaya gelebilir mi hocam? Tabii, burada donanım mesleki yeterlilik çok önemli. Tanıdık oldu mu bir şekilde kılıfına uyduruyor. Şu diyor, öyle diyor, böyle diyor, aldırıyor. Bunları tanıklık etmişliğimiz de var. Öyle, o şekilde yani. Anladım hocam. Siz anladıysanız anladım yazın yoruma. Çok ayrıca eklemek istiyorum. Ben zaten Almanya'ya Almanca bilmeden gelinmesini doğru bulmuyorum. Tavsiye de et. Doktora gideceksin. Ya başım ağrıyor bile diyemiyorsun. Öyle değil mi? Ya da doktor 3 ay ömrün kaldı dese anlamayacaksın. Devam edeceksin yani, hayatına. Bir anda öleceğim. Niye ben öldüm diyeceksin bu sefer. Mesela. Yani. Mesela bak işte. Ne oldu ki diyeceksin? Yani ben yaşıyordum diyecek birdenbire. Ne oldu bir anda öldüm? Bir anda hiç doktora da gittim. Hiçbir şey söylemedi. Halbuki söylemiş adam. Ama Almanca söylemiş, anlamamışsın. Çok güzel bir örnek verdiniz hocam. Gerçekten çok duygulandım şu anda. Almanya'ya turist olarak gelip direkt Almanya'ya çökebiliyor muyuz? Çökenler var. Nasıl çökülüyor hocam turist olarak gelip de? Yani geliyor buraya, affedersiniz, işte bir şekilde geliyor bir takım kaçak yollarla tüneyor. Turist gitmiyor. Olarak gelmiş bu arkadaş. Turist olarak geliyor, gitmiyor. Kaçıyor o zaman, kaçak oluyor. Tabii. Peki öyle iltica etmek kolay oluyor mu? Yakalanmazsanız eğer. Hani vardır ya, kopya çekmek yani. Serbest, yakalanmak yasak burada tabii. Ya bunlar hep bu sorular, çok ilginç sorular bunlar. Yani işte Amerika'da arabanın içinde yaşayan, şimdi çocuk meşhur oldu. Kim hocam? Can Bekuit. Ha, o sizin akrabanız mı? Tabii. Ya bu çocuk gidiyor, 10 yıldır kaçak bir şekilde arabanın içinde yaşıyor. O arabada kaçak yaşamış o zaman. Tabii, arabanın içinde olunca kimse görmüyor. Hmm. Yakalayamıyorlar. Demek ki bir yerden sonra paraya sıkıştığı için mi acaba canlı yayınlara başladı? Tabii biliyorsunuz TikTok yayıncılığı bu noktada artık moda oldu. Almanya için denkliği nasıl yapabiliriz diyorlar. Denkliğimin geçerli olup olmadığını hangi siteden muhtemelen yapabiliriz diye öğrenmek istiyorum. Onu şöyle yapalım. Onun bir sitesi var. Anerkennung'la ilgili.
Şuraya koymuşsunuz. Giriyorsunuz. Burada. Linkini bırakalım size zahmet Erhan Bey. Hocam çok şey fazla iş oldu bana ama olsun. Yani linkini bırakabilirseniz. Bu halk sizinle gurur duyuyor gerçekten. Böyle bir şeye vesile olduğu için ayrıca Erhan Bey'e çok teşekkür ederim. Hocam deminden beri şu kameraya bakıyorsunuz ve şu kameraya bakmanız çok benim tuhafıma şurada gitti. Şurada kulunç var. He. Çok oralara bakamıyorum. Dönemiyorum. Anladım hocam. Şurada bir kamera gördüm. Yani bu kamerayı konuşacaksınız ona gerek yok. Orada daha kolay geldi bana. Tamam. Yani anerkenung.com. Anerkenung'la ilgili bir site var. Orada mesleğinizle ilgili kategoriler var. Seçiyorsunuz. Orada olabilitesini ve yapmanız gereken bir takım toplamanız gereken evrakları ve belgeleri toplamak suretiyle orada yönlendiriliyorsunuz. Tabii. Orası hocam saçlarınız boya mı? Boya değil, benim doğuştan. Tamam hocam, teşekkür ederim. Buyurun, özür dilerim lafınızı böyle. Doğuştan böyle, koyu renklidir bizim aile zaten. Şimdi maşallah konu... hiç beyaz saç yok da. Hiç. Özür dilerim hocam, oturum aile diyorsunuz. Tabii bizim gözlerimi genetik... alamıyorum saçınızdan da o yüzden. Genetik tabii, bizde çok şeydir o konuda. Hocam, yanlış anlamayın, saygısızlık olmasa çak atımı çıkart, yok. Bacak bacak üstüne atabilir miyim? Tabii. Yalnız bacak bacak üstüne atmak atar damarların, tutar damarları, tıkadığından mütevellit kopar damarları. Hocam siz doktor değilsiniz. Herkes kendi işini yapsın. Şunu o zaman özetle şunu söyleyebilir miyim? Sözlerimize, bize ayrılan sürenin sonuna gelmeden önce, bütün ihtimaller daha gerçekleşmeden şunu sormak istiyorum. Şu ayağımı indireyim. Hocam özetle Almanya'ya gelmek isteyen gençler için şunu ekleyebilir miyim? Sizin anlattıklarınızdan benim anladığım kadarını anlatmak istiyorum ben de. Yeterli bir diplomanız varsa, yeterli dilim denkliği olan, bu az önce bahsettiğiniz anerkenok.com sayfasına girip sizin ait olduğunuz bölümün denkliğinin olup olmadığını, mesela sağlık hemşire ya da evet, tornacı ya da garson, öğretmen ya da bir diploması, devlet onaylı bir diploması, öyle tabii, değil mi? Tabii, devlet yani, onaylı. Yani kaçak falan değil, devlet onaylı kesinlikle bir diploma. Sahte diploma hiç kabul edilmez. Bunu o belgedeki yazan meslek grubunu o sayfaya girip yazacaklar. Eğer ki denkliği tabii, varsa orada, o zaman Almanya'da iş bulma şansı yüksek. Yüksek ve yönlendiriyor. Kesin değil ama yüksek. Sizi, yani mecbur değil Almanya'ya iş vermeye. Orada yönlendiriyor sizi. Şunu yapabilir miyiz o zaman? Şunu diyebilir miyiz pardon? Benim burada restoran zincirim var. Ve benim bir ustaya ihtiyacım var. Baklava ustasına. Türkiye'den getirmek istiyorum. Ve bu evet, Türkiye'den getirmek istediğim ustanın da belgesi var. Bu işte eğitim almış, belgeye sahip olmuş, aşçılık ustalık belgesi, aşçılık belgesi keza. Bu arkadaşın ya da bu arkadaşların şansları oluyor, öyle değil mi? Kesin. İster okumuş olsun, lise, ortaokul keza olabilir. Liseye kadar okumuş olsun ya da okumamış olsun ya da üniversite bitirmiş ya da master yapmış. Hocam Hindistanlıkla bir... Hindistan ya da Pakistanlıkla bir akrabalık. Az önce Amerikan dediniz ama bir tipinize şöyle bir... Yani Kentucky'deyiz normalde. Şöyle bir Hindistan gibi. Neyse hocam. Yani bu okumuşluk, belli bir yıl okumuşluk değil. Önemli olan sizin burada geçerli olup geçerli belgenizin olup olmadığı. Evet. Denkliğinizin tabii olup olmadığı. Yani bunun puanlama sistemiyle puanlıyorlar. Örnek veriyorum. Almanca seviyeniz nedir? Minimum A1, A2 seviyesinde bir Almanca olacak. Bugün bakıyorum Almanca bilmeyenler. Almanya ya şimdi Türkçe bilmeden Türkiye'de yaşayabilir misin? Zor. Yaşayanlar var. Evet, zor işte. Çok zor. Almanya'da daha zor. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı sevgili Sen Alçal hocam? Şimdi velhasıl kelam şunun duyurusunu da yapmak istiyorum. 2024 Mart ayında buradaki bütün bu soruları soran genç kardeşlerim, yaşlı arkadaşlarıma Mart ayında fırsat kartı başvuruları başlayacak. Bu fırsat kartı başvurularının hangi nitelikleri aradığını yine Google aracılığıyla oradan öğrenebilirler. Fırsat kartı. Bu fırsatı kaçırmayın. Hocam programı kapatabilir miyim? Beraber kapatalım. Tabii beraber kapatalım. Bütün ihtimaller gerçekleştiğine göre ben Almanya'dan Erhan. Trip Show'u izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram adresim Almanya'dan Erhan. Bu arada bize sponsor olan, bize bu kapıları açan, bize çekim yapmamız için izin veren, defalarca giren müşterilere rağmen sabırlı davranan sevgili patronumuz Kenan ve Talip Bey'e, beylere çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sen ben.